Herkese merhaba değerli Bal Gibi Futbol ailesi. Bugün bir transfer gelişmesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Transfer gündemini erken başlayan, transfer sezonuna erken başlayan takım Galatasaray olmuştu. Çünkü Galatasaray'ın forvet hatlarındaki bütün oyuncular yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Seferovic sezonun ortasında gönderildi. Icardi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ayrıca da Gomis'in sözleşmesi de yine sezon sonunda bitiyor. Bundan dolayı Galatasaray'ın şu anda elinde avucunda bir forvet kalmayacak sezon sonunda. Mustafa Muhammed var, ancak Mustafa Muhammed'in de şu anda %70-%80 bandında Nantes'ın bonservisini alacağını düşünüyorum ben. Çünkü orada şu anda çok seviliyor. Ne kadar çok pik noktasına çıkamamış olsa da taraftarlar bakımından, yönetim bakımından çok fazla sevildiğini söyleyebiliriz Mustafa Muhammed'in. Bundan dolayı Galatasaray şampiyon olursa ön elemelere katılacak arkadaşlar. Ön elemelerde de forvetsiz kalmamak için elinden geleni yapıyor şu anda. Bütün girişimlere başlamış durumda Galatasaray. Galatasaray ilk olarak Firmino'ya gitti. Firmino'dan bir fiyat aldı. Firmino'nun biliyorsunuz bonservis bedeli yok. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve Galatasaray bonservissiz bir şekilde imza ücreti vererek getirmek istiyor. İlk sırada Firmino var, ancak Galatasaray tabii ki de 2, 3, 4, 5 tane yedek oyuncu da ayarlayarak arkadaşlar elini boş bırakmak istemiyor. Birdenbire Firmino'yu başka bir takım alırsa Galatasaray boşta kalmak istemiyor. Çünkü gerçekten tecrübeli bir transfer komitesi var. Komitenin başında da gerçekten ikna kabiliyeti ve vizyonu çok geniş bir isim var. Erden Timur var değerli arkadaşlar. Peki Galatasaray'ın şimdi istediği oyuncu kim? Galatasaray İngiltere'den, Middlesbrough'dan Akpom'u istiyor arkadaşlar. Akpom daha önce Arsenal'de forma giymişti. Genç yaşında patlama yapılması uzun süre beklemişti. Birçok takıma, İngiliz takıma kiralanmıştı. En son Middlesbrough'a PAOK'a kiralamıştı Yunanistan'a, ancak buralarda tam olarak o istenilen sıçramayı yapamamıştı Akpom. Ne zaman yaptı sıçramayı? Bu sezon yaptı arkadaşlar. Yıllardır beklenen sıçramayı Akpom bu sene yaptı. İstenilen dereceye geldi ve piyasa değeri de şu anda kariyerinin en zirvesinde 7 milyon euro gibi bir piyasa değerine sahip şu anda Transfermarkt verilerine göre arkadaşlar. Peki bu sene ne yaptı Akpom? Bu sene toplamda 37 maça çıktı. 28 gol 2 asist yaptı. Yani 37 maçta 30 gole etki etti. Bu muhteşem bir rakam. Hala ligler devam ederken hala gol atma şansı var. 30 gole katkıyı bulmuş durumda arkadaşlar. Bundan dolayı Akpom şu anda bütün Avrupa ekiplerinin radarına girmiş durumda. Aynı zamanda Premier Lig takımları da bu oyuncuyla ilgili devreye girmiş durumda. Galatasaray'da vaziyet almış durumda biliyorsunuz. Geleceğe yatırım yapmayı seven bir takım. Galatasaray bu sezon Torreira'yı aldı, Zaniolo'yu aldı. İleriye dönük yatırımları yapmaya başladı. Avrupa'nın ilgisini çeken oyuncuları bir şekilde ikna edip Türkiye'ye getirmeyi başardı Galatasaray. Aynı rolü burada da üstlenmek istiyor Erden Timur ve Akpom'u getirerek İngiliz futbolcu, henüz İngiltere milli takım forması giymedi. Genç milli takımlar giydi ancak, A milli takımına giymedi ancak şu anda A milli takıma da göz kırpan Middlesbrough'un yıldızı Akpom'u getirmek için Galatasaray her şeyi yapmak istiyor. İlk hedef bonservisiyle almak. Eğer bonservisiyle vermeye yaklaşmazsa veyahut da fiyat da çok afaki bir fiyat söylerse Middlesbrough, Galatasaray'ın ikinci hedefi satın alma opsiyonunu kiralama olacak arkadaşlar. Ancak şu anda Middlesbrough satarsa sadece bonservisiyle satıp nakit akışını sağlayarak elini biraz rahatlatmak istiyor. Galatasaray'da çıkabildiği kadar çıkıp en azından İngiltere Ligi'nden, İngiltere Championships'ten kaliteli bir forveti getirerek forvet bölgesini rahatlatmak istiyor. Aynı zamanda alınırsa Icardi'nin bonservisi de alınacak. Icardi ve Akpom ikilisi Galatasaray'ın yeni forvet hattı olacak. Şu anda düşünceler bu şekilde. Ancak Icardi olmazsa Firmino Akpom olabilir. Galatasaray iki tane mutlaka yıldız forvet getirecek Türkiye'ye. Bunlardan üç tane aday Akpom, Firmino ve Icardi. Bunlardan iki tanesi gelebilir. Belki bir tanesi gelecek bunlardan. Yanına hiç ismi geçmeyen bir yıldız oyuncu daha gelebilir. Galatasaray'ın transfer gündemi çok yoğun olacak. Bunu görüyoruz. Peki kendi yorumuma geçelim. Her transfer görüşmesinde olduğu gibi Pom Galatasaray'da iş yapar mı? Bunu inceleyelim hep birlikte. Akpom Galatasaray'a için uygun bir oyuncu arkadaşlar. Çünkü takım oyununu iyi oynayan bir oyuncu. Arkasında Mertens olacak. Biliyorsunuz Mertens'in sözleşmesindeki 25 maç maddesi doldu ve otomatikmen Mertens'in sözleşmesi bir yıl daha uzadı. Akpom gelirse arkasında yine Mertens oynayacak. Sol kanatta bir aksilik olmazsa Kerem oynayacak. Sağ kanatta Zaniolo oynayacak, eğer Zaniolo da sezon sonunda satılmazsa. Bu kadro çerçevesinde
Önlerinde oynayacak oyuncunun da bu kadroya uygun olması gerekiyor. Akpom'un da uygun olduğunu düşünüyorum. Takım oyuncusu geçiş hücumlarında orta sahaya gelerek duvar olup kanatları oyuna dahil edebilen bir oyuncu. Aynı zamanda da savunma arkasına yaptığı koşularla hızlı bir oyuncu olduğu için savunma arkasına yaptığı koşularla Mertens'in ve Sergio Oliveira'nın gönderdiği savunma arkası topları çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Akpom gelirse iş yapar. Ben gelmesini isterim Akpom'un. Bakalım gelecek mi? Yeni bir gelişme olduğu zaman yine sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar. Şimdilik Akpom transferinde gelişmeler bu şekilde. Daha fazla bilgi için like atmayı unutmayın. Aynı zamanda ücretsiz bir şekilde abone olursanız da beni çok çok memnun edersiniz. Eğer ben sana ücretli abone olmak isterim derseniz de yanında hemen katıl butonu var. Katıl butonuyla da cüzi miktarda bir bedelle bana ücretli abone olabilirsiniz. Şimdilik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.